Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve bihi nestaîn. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli müminler, şimdi ben saat kontrolünü şöyle yapayım. Sonunda soru cevap yapar mıyız? Ona göre ben kendimi kontrol edeyim. Yapar mıyız? Peki. Çünkü benim derste, sohbette çok zaman kontrolüm yok. Yani öyle şurada bitir deyince ben orada bitiremiyorum. Evet. Allah-u Teala bizleri bu dünyaya kendisini tanımak üzere gönderdi. Cinleri ve insanları sadece liyabudun, liyarifun gibi tefsirlerle tanımak için, ona kulluk o yapılsın diye yarattığından bahsediyor bizlere. Ben sizi bana kul olun diye yarattım. Sizi bu dünyaya bunun için gönderdim. Beni tanıyın, bana kulluk yapın ve size de peygamber gönderiyorum. Şimdi sadece yapın demekle bırakmıyor. Beraberinde bir peygamber gönderiyor ve ona nasıl kulluk yapılacağını da bizim böyle taklit edecek baka baka göre göre öğrenebileceğimiz bir metot da gösteriyor. Mesela abdestle ilgili kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Bir tane. Şimdi namaza kalkacağınız vakitte faksülü vücuhakum ve eydiyakum lel merafik diye başlayalım. Bir de hani buna guslü ekleyebiliriz. Bir de teyemmümü ekleyebiliriz ama abdest ayeti bir tane ayettir. Ama bugün bakıyorsunuz dünyanın her yerinde abdest aynı alınıyor. Bütün Müslümanlar bu kadar coğrafyaya yayılmış. Yani mesela Fas'tan gelen bir adam da aynı abdesti alıyor. Rusya'da İslam'a girmiş birisi de aynı abdesti alıyor. Peki bir kaynak var, bir ayet var ama abdest her yerde aynı. Mesela yani ezanla ilgili kaç tane hadis var? Birkaç tane. Yani hatta ezanın meşruluğunu biz konuşurken o rüyada meleğin öğrettiği ezanı Peygamber Aleyhisselam dahi görmedi rüyasında. İşte Hazreti Ömer'in rüyasında biz o meleğin gelip de öğrettiğini biliyoruz. Böyle aktarıldı. Ama bakıyorsunuz bugün dünyanın her yerinde ezan ayrı, aynı. Herkes aynı ezanı okuyor. Herkes aynı ezanla camiye geliyor. Peki, Aleyhisselam Efendimizin sağ ayakla mescide girdiğine dair kaç tane hadis var? Aslında hadis olarak Aleyhisselam'ın işte Hazreti Ayşe annemizden bize intikal eden Resulullah Aleyhisselam taranırken, saçını sakalını tararken sağdan başlardı. Bir şeyi giyerken sağdan başlardı. İşte tanaul, teraccül gibi rivayetler, ifadeler var. Ayağını sağla giyerdi. Bir kişinin aktardığı bir rivayet. Ama bugün dünya Müslümanlarının tamamı camiye girerken sağ ayakla giriyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bu bize delilin, kaynağın bir tane, iki tane olmasının öneminden değil de İnsanların peygamberi taklit ettiğini gösteriyor. Yani insanlar, sahabe-i kiram, Aleyhisselam Efendimiz'e bakmışlar. O nasıl yaşamışsa sahabe-i kiram böyle yaşamış. Mesela nasıl abdest alıyoruz biz? İşte kolları sıvıyoruz, besmeleyi çekiyoruz, niyetimizi yapıyoruz. İşte sağ elimizi yıkıyoruz, sonra sağ elle ağza su veriyoruz filan. Bunlar Hazreti Osman radıyallahu anh'ın aktardığı bir rivayet. Su getirtiyor, abdest alıyor. Diyor ki işte peygamber Aleyhisselam böyle abdest alırdı. Yani onu takliden gelişen bir dini algı var mesela, dini bir bilgi var elimizde. Bu şunu gösteriyor ki, yani Peygamber Aleyhisselam'ın varlığı işte bu yüzden önemli. O bize nasıl kul olmamız gerektiğini bilakis yaşayarak, hani anlatarak değil, sohbet ederek değil, vaaz ederek değil, ilk etapta yaşayarak taklit ettirdi kendisini. Mesela sahabe-i kiram hep onu görerek ibadetlerini yaptılar. Şimdi mesela soruyorum, sen talebeydin değil mi? Fatiha'yı ne zaman ezberledin hatırlıyor musun? Yok mu öyle bir hatıra aklında? Ya sanki bakın hiç Fatiha'yı böyle normal işte Ayetel Kürsi'yi ezberlerken ezberlemiş gibi ezberlediğini hatırlayan var mı Fatiha suresini? Yok, çünkü sanki Fatiha'ya yüklenmiş gibi değil mi? Niye? Çünkü çocukluktan beri işte camiye geldin, annen namaz kılarken yanında durdun, Fatiha bir şekilde ezberleniyor. Çünkü bu nasıl bir şey? İşte hani uygulamalı öğretme. Hani buna uygulamalı öğretme. Aleyhisselam dini uyguladı. Allah-u Teala ne emrettiyse onu yerine getirdi. Ve bize işte Allah-u Teala'nın bunun gibi yapacaksınız diye bir örneği oldu.
Hani o bizim için yani usve-i hasene, en güzel örnek aleyhisselam bizim için. Öbür türlü Allah-u Teala şöyle bir metnin üzerinde şunları şunları yapacaksınız. Ben ey kullarım, ben sizden bunu istiyorum. Bakın sizi ben yarattım, gökleri yerleri her şeyi ben yarattım. Bunu da anladınız. İşte bak bir takım belalarla, afetlerle sizi ben hizaya getirdim. Bunlar benim sizden istediklerim, tüzükler bunlardır deyip böyle Kabe'nin damına indirseydi bugün 1,5 milyar Müslüman varsa 1,5 milyar din olacaktı. Çünkü herkes başka bir şekilde anlayacaktı. Ama bizatihi aleyhisselam Efendimiz yaşayarak ve ondan sonraki nesiller de bunu yaşayarak aktara aktara bize bugüne kadar ulaştırmış oldu bu dini. Mesela abdestle ilgili bir tane ayet var. Alemi İslam'da veya o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'de Müslümanlar arasında abdest konusunda ihtilaf eden var mı? Hayır, niçin öyle yapıyorsunuz, böyle yapılması gerekiyor diyen var mı? Yok. Ama bununla beraber Allah-u Teala mesela mirasla ilgili 2,5 sayfa bize metin indirmiş Kur'an-ı Kerim'de. 2,5 sayfa. Şu ölürse, geriye bu kalırsa, 2 tane çocuğu varsa ne olur, 3 tane olursa ne olur, adam öldüğünde anne babası varsa miras nasıl dağıtılır, anne babası yoksa nasıl dağıtılır, karısı varsa, kaç tane karısı varsa, kaç çocuğu varsa, her türlü yöntemi anlatmış bize ayet-i kerimelerle. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'e göre miras hükmünü kabul eden kaç Müslüman var? Yok. Yani ben şu ana kadar pek görmedim. Tek tük oluyor böyle. Bakıyorsunuz Allah-u Teala mesela bu mirasla alakalı erkek çocukla kız çocuk aynı anda mirasçıysa diyor ki Allah-u Teala erkek kızın 2 katını alacak. Ama bakıyorsunuz çarşaflı, çok iyi bir şekilde yaşamaya çalışıyor, hafızlık yapmış. Daha dün mesela böyle bir sohbetin çıkışında böyle bir miras konusuna danışıldı. Bir profil var mesela, işte hafız, çarşaflı ama hayır, devlet ne veriyorsa ben onu alacağım diyor kadın. Sana neyse bana da o diyor mesela. Şimdi burada problem ne mesela? Hani bilgi eksikliği desek, ayet bir ayet var abdestle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili 2,5 sayfa var. İşte problem uygulamanın kopması. Bize intikal ederken bu din ne oluyor? İşte uygulama kopuyor. Bir yerde uygulama kopunca artık o amel silinip gidiyor. Zaten Aleyhisselam Efendimiz de bize bunu haber veriyor. Bu ümmetten silinecek olan, unutulacak olan ilk ilim mirastır diyor Aleyhisselam. İnsanlar riayet etmeyecekler. Bugün işte çok uzak değil, hiçbiriniz de çok uzak değil. Yarın öbür gün başınızdaki büyüğünüz vefat ettiğinde bir de geride mal mülk bıraktığında seyreyleyin cümbüşü işte. Hani Kur'an'a ne kadar acaba mutabık kalabileceksiniz? Şurada böyle nafile namazları arka arkaya kılabilen, teheccüdü kaçırmamaya çalışan, pazartesi, perşembeyi oruçla geçirmeye çalışan müminlerin, ki bu nafileler bizi neye hazırlıyor? Allah'a yaklaşmaya hazırlıyor. Yani öyle hadis-i kutsu öyle buyuruyor ya Mevla Teala. Kulum bana farzlarla yaklaşır, nafileler daha çok yaklaşır. Kulum bana bir adım attığında ben ona 10 adım atarım diyor Mevla Teala. Kulum koşmaya başlasa ben ona kulaç atarım diyor. Böyle tabirler var yani. Kulun gayretinin 10 katı Mevla da onu kendisine yaklaştırıyor. Peki bütün bu nafileleri biriktirip ama Allah'ın başka bir farzına tökezlemek neyi gösteriyor? İşte bir şeylerde problem olduğunu gösteriyor. Bakıyorsunuz adamın tüm amelleri çok güzel. Dışarıdan baktığınızda zahiren kamil bir görsel sunuyor. Aleyhisselam Efendimizin sünnetine şeklen de kılık olarak da girmeye çalışıyor. Ama hatunlar da öyle diyelim, kadınlar da yetinen ona bakalım. Peygamberin hanımları gibi cilbap giymeye çalışıyor. Ama hacı ablamız boşanma gibi bir durumla karşı karşıya geldiğinde ömür boyu nafakaya tamam diyor. Aynı kadın dini talakın, yani dini boşanmayı gündeme aldığında mehri çatır çatır istiyor. Sonrasında da diyor ki şimdi bir de devletin verdiğini de alacağım. Yani buradan da dini bırakmıyor tabii. Hani mehri de burada bırakmıyor. O bana Allah'ın verdiği hak. Tamam da burada da Allah'ın vermediği bir hakkın peşine koşmaya çalışıyorsun. Ama o idrak oraya gitmiyor. İşte bu neyden kaynaklı? Bazı amelleri ümmet unuttu. Ümmet terk etti. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu millet geçmişiyle koptuğunda 100 sene önce geçmişiyle koparıldığında bir mazi geride kaldı. Yaşanmışlıklar, bir kültür geride kaldı. Yani mesela eskiden işte bir mahalleden birisi vefat ettiğinde yapılacak şeyler belliydi. Mesela bugün en böyle İslam'la alakası olmayan,
seküler bir insan bile cenazesi olduğunda ne yapıyor? Hemen işte aranıyor cenaze müdürlüğü. İşte cenaze gidecek, yıkanacak, kefenlenecek, kapıda bekliyor. İşte ertesi gün herhalde ikindiden kalkar diye hesap yapıyorlar. Hemen pideci ayarlanıyor, ayran ayarlanıyor. Ya bu taziyeyi nerede versek? İşte kimde acaba 50 kişilik çay kazanı vardı, onu aranıyor. Abi cenazemiz var ya, çay kazanını gönderir misin filan. Hani o kültür böyle yüklenmiş bugün insanlara, değil mi? En sekülerde bile hemen bir taziye için bir dükkan, bir kapı önü ayarlanıyor. Çay konmaya başlıyor, çay kaynıyor orada. Gelen giden işte şekeri de getirin, benimki açık olsun, benimki kapalı olsun. Cenazeyle hiç alakası yok orada gelen insanların. Bunlar hani toplumun genelinde olduğu için devam ediyor, akıp gidiyor. Hiç camiye gelmeyen bir insanın bile babası, anası öldüğünde o cenaze ortada kalıyor mu? Hayır, çünkü toplum zaten bunu vazife olarak yapıyor. Sen rahat ol, karışma, her şeyi hallederiz diyor. Birisi gidiyor Cevval bir abi, yıkatıyor, araba geliyor, o oraya gidiyor. Taziye arabaları, belediyeden işte çadır geliyor, sandalye geliyor. Hani bir kültür akıyor böyle. Eskiden de nasıldı? Tamam, birisi vefat etti. Hemen bu bugünkü teciz, tekfin işleri sünnete daha uygun bir şekilde bidata bulaşmadan hallediliyordu. Ondan sonra birisi çıkıp bu aileye abilik yapıyordu. Gelin bakalım, sizin babanızdan şu kadar bir şey kaldı. Hemen Kadı Efendi'den bir tescil getirelim. Hemen Kadı'nın bir memuru geliyor. Miras taksimiyle ilgili işe bakan bir memur geliyor, hesaplıyor. Sana bu kadar, sana şu kadar, bana bu kadar diye her şey ayarlanıyor. Kadı da bunu onaylıyor. İnsanlar miras gibi bir vazifeyi, meseleyi Kur'an'dan çıkmadan yaşayabiliyorlardı. Ama bugün günümüzde böyle bir şey yok maalesef. Günümüzde mesela en büyük eksiklerden, en büyük hatalardan bir tanesi şu. Ailede baba ölüyor. Geride bir sürü çocuk var. Biraz da mal kalıyor. Şimdi çocuklar, bir tanesi ihtiyaç sahibi. O mala ulaşmak istiyor. İhtiyacını görecek. Diğeri biraz daha tuzu kuru. Ya babadan kalan zaten arsaydı, tarlaydı. 5 sene bekleyelim, oraya imar gelir. Şimdi satsak bir şey yaramaz. İmar gelsin daha iyi. Çünkü onun tuzu kuru olduğu için 5 yılı bekleyebiliyor. Öbürü orada, oradan gelecek olan 3 kuruşta belki borcunu harcını kapatacak, nefes alacak. Ama her ailede bu sabit vardır. Ya anne, otoriter bir anne vardır. Bir de ya da o yoksa da böyle her şeyin başına geçen bir abi faktörü vardır. Babamızın zamanında neyse o der, konuyu kapatır. Veya anne der ki ben ölmeden mal dağıtamazsınız. Ben işte arkanızdan, babanızın arkasından konuşturmam. Kimi konuşturmayacaksın? Mahalleliyi. Ne diye konuşmayacak bunlar? İşte çocukları hemen mal davasına düştü. Ya bu mahalleli zaten adam daha toprağa konduktan sonra pide acılıymış ya diye konuşmaya başladı zaten. Çay çok demliydi, yanına insan bir tane tulumba getirirdi diye konuşmaya başladı zaten. Sen bu insanları mı problem ediyorsun? Bu insanları mı sen sorun yapıyorsun da bunun karşısında Allah'ın emrini arkaya atıyorsun? Toprağa koydunuz ölünüzü, Allah size 3 gün mühlet veriyor. 3 gün ağlayın, sızlayın, yasanızı tutun. 3 gün sonra artık hayata dönmeye başlayın diyor. 3 gün sonra artık hayata dönün. Hatta yakın insanların, yani cenaze sahibinin yakınlarında oturanların 3 günden sonra taziye vermesi mekruhtur. Yani niye? Düşünün mesela adam 20 gün, 30 gün taziye kabulüyle uğraşsa adam normal hayata dönemez ki. Psikolojisi de toparlanamaz yani bu hususta. 3 gün sonra artık hayat başlayacak. Tamam, acınız tazeydi, biraz toparladınız, biraz daha makul düşünmeye başladınız, artık yeme içmeye başladınız. Yani babanızın öldüğü akşam, annenizin öldüğü akşam sabaha kadar sadece sigara içtiniz, yemek bile yemediniz. İşte ikindiye kadar ağzınıza lokma koymadınız. Tamam, evet, ağır bir yükün altındasınız ama ikinci gün işte yemeğin ucundan kaşıkla almaya başladınız. 3. gün artık karnınızı doyurmaya başladınız. Bakın normale dönüyorsunuz. İşte normale dönme başladıktan sonra bu miras neyse dağıtılacak. Herkes hakkını alacak veya ortak bir kararla tamam satmayalım ama herkesin hakkı hissesi belli olsun, devam etsin denecek. Ama bugün böyle olmuyor. Bugün işte 20 yıllık, 30 yıllık malların kavgası sürüyor. Ondan sonra işte şöyle şeyler oluyor. Ya hocam 10 sene önce benim sözüme gelselerdi, ben orayı müteahhite veriyordum. O zamanlarda bu inşaat işleri iyiydi. 1'e 3 veriyordu. Bir tane işte o zaman bir müteahhit teklif vermişti. 5 daire veriyordu. Şimdi inşaat işleri kötüleşti, bir daire veriyor. Benim zararımı kim karşılayacak diyor. Hangi zararın? Yani bu şeye gibi yani. Hani Nasreddin Hoca'nın ben tel çektim bahçeye, koyunlar geçecek, oraya onların yünü takılacak, onu alacağım, ip yapacağım, onu işte hanım örecek, bir kumaş yapacak, satacağım da senin borcunu ödeyeceğim gibi bir şey. Yani ipe un sermekten öte bir hayal yani bu senin yaptığın şey. Ama kendince bir hesap yapıyor burada bu adam. O yüzden
hani Aleyhisselam'ın amelini tatbik etmeyi biz koparınca dinden uzaklaşıyoruz. İşte bu bu toplumun mazisiyle, geçmişiyle o bağı koparıldığı anda bir takım pratik şeyler unutuldu. Ta ki bu namaz nasıl kılınacak noktaya kadar geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bunu yapan sistem, rejim, İslam'ın bu topraklardan silinmesine gayret eden rejim ve çalışmalar bir yerden sonra şunu yaptı. Ya bu insanları kim gömecek ya? Hani tamam, biz şimdi millete despot şeklinde bir direktif yapıyoruz ama, zorlama yapıyoruz ama bu insanlar, hani demin söylediğim gibi en seküler insan bile babamız işte Müslümandı, Müslüman gibi ölsün diye diretiyor çünkü. Yani bugün bile bakıyorsunuz, acayip bir kültür tabii. Adam ateist olarak yaşayıp öyle öldüğünü beyan ediyor mesela ama yine de çıkıyor bir tane akrabası, diyor ki hayır ben camiden kaldırtacağım diyor. Artık cenazede kişinin kendi hakkı yok. Yakınları isteyince ateist bir adam camiye gelebiliyor. Böyle bir durum var mesela. Şimdi bu toplumda bunu istediği için dediler ki ya bu iş böyle olmuyor. İmam hatip açalım bari. İmam hatiplerde en azından hani işte bir adam öldüğünde Müslümanlar nasıl yıkanıyordu, nasıl kefenleniyordu, bu iş devam etsin, aksamasın diye bu işe müsaade ettiler mesela. Ama bundan önceki bütün o tecrübeler silindi gitti. Ve biz nasıl Müslüman yaşamaya çalışıyorduk, nasıl sosyal durumlarda, bütün bu vakalarda Müslüman nasıl tepki veriyor, onlar unutuldu gitti. Biz aslında yani alem-i İslam olarak takriben 200 yıldır tüm dünya üzerinde, tüm İslam alemi üzerinde kaybeden bir toplumuz. Yani düşmanları tarafından yenilen, yıkılmış bir medeniyetin çocuklarıyız biz şu an. İşte son devlet olarak Osmanlı'da tarihten silindikten sonra artık Müslümanları dünya genelinde siyasal anlamda, sosyal anlamda temsil eden bir güç de kalmadı. Ve biz artık bize ne denirse onu kabul eden, eyvallah abi biz zaten yenilmiş insanlarız, hani ne dersen onu yapacağız zaten diye teslim olmuş bir toplumuz yani. Ve bu toplumun çocuklarıyız. Ve bize diyorlar ki, ya bakın siz namaz mı kılmak istiyorsunuz? Müslümansınız değil mi? Namaz mı kılmak istiyorsunuz? Ha cami orada gidin kılın deniyor mesela. Ama kardeşim karışmayın diyor mesela. Başkasına karışmayın. O kitabınızı, kelamınızı camiden dışarıya, daha da hani devlete kadar getirmeye bile tahammülü geç de. Hani bizim gettolarımız var, bizim mahallelerimiz var. Hani daha doğrusu korunmuş bölgelerimiz var. İşte Kadıköy'ümüz var mesela. Orası bizim korunmuş bölgemiz. Burada Pera'mız var. İşte orası bizim korunmuş bölgemiz. Buralara gelmeyin diyorlardı. Şimdi Müslümanlar biraz daha böyle o devirden çıktı. 20 yılda, son 20 yılda biraz daha sermayeyi yönetmeye başladı. Para akışı bize doğru gelmeye başladı. Müslüman alemine doğru gelmeye başladı. Öyle ya Müslümanlar, yani bundan 20 sene önceki dizilerde başörtülü kadınlar hangi roldeydi? Evde hizmetçiydi. Çocuklar Duymasın diye bir film vardı, hatırlayın. Ben o zaman ilkokul çocuğu, ilkokula gidiyordum. İzliyorduk onu mesela. Orada bir Emine karakteri vardı. Temizlikçi, evde gündelikçiydi. Ama mesela bugünkü günde artık türbanlılar başörtüde yalılarda yaşıyor değil mi? Hani yeni dizilerdeki konsept bu. Hani bu geçişi kabullenemediler. Ya da daha doğrusu şuna da düşmanlar aynı zamanda. Hani bu kadar, ya şöyle bir şey var tabii de. Şimdi biz yalıyı en fazla Üsküdar'dan Kuzguncuk'a geçerken görüyoruz. Hani bize gelen bir şey yok o noktada. Ama şöyle hani bize doğru sıradan, işte geliri belli olan, gideri belli olan ailelerin bu mahalleye toslaması nerede oldu? Şurada oldu. Sen turşu bidonuyla uçağa bindiğinde, senin bagajında turşu bidonu var, uçağa biniyorsun, dönüp ne münasebet demeye başladılar. Ne işi var bunların bizimle beraber? Halbuki uçağa binmek sadece o mahalleye mahsus bir şeydi. Hani bu onların gücü, sermayesi, imkanları tabana yayılmaya başladıkça bizden rahatsızlık duymaya başladılar. Ve bu sefer ya camide namaz kılıyorsunuz işte kılın tamam. Veya buna kim bir şey diyor ki, başörtü mü takmak istiyorsun? Tak kardeşim yani, ama bununla kamuya gelme, devletin bir kanalına gelme demeye başlıyorlardı. Hatta diyorlardı. Ama mesela bu sözün şundan ne farkı var? Aleyhisselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de kendisine gelen vahiyden bahsediyor. Etrafına köleler geliyor, fakirler geliyor, başkaları gelmiyor. Şimdi onun kelamlarını mantıklı bulan birkaç adam var Mekke'nin böyle üst düzey adamlarından.
şimdi kendi kendine düşünüyor. Ya bu Muhammed doğru söylüyor olabilir. Yani mantıklı şeyler söylüyor. Eyvallah, bu adam yalancı falan değildi. Yani bizim bildiğimiz çocuktu yani. Hiçbir şeyini de görmedik. Her dediğine tamam dedik. Yani bizim hatta bir yere giderken ben en çok güvendiğim adam bu olduğu için malımı da buna bırakıyorum. İç muhasebe yapıyor. Ama diyor ya işte bu etrafımda yani ayak takımı var. Fakir fukara var, garip buraba var. Şimdi ben nasıl gelip de onlarla aynı yerde oturacağım diye kabullenmiyorlardı. Ya da şimdi şunu hesabını yapmaya başladılar. Ya bunlar çoğalıyor. Gün geçtikçe Muhammed 40 oldu, 50 oldu, 60 oldu aleyhisselam. İlerliyor sayısı. Yarın öbür gün bunlar şimdi ya Kabe'de namaz kılmak isterlerse. Korkuları buydu. Niye? Çünkü Kabe'deki hakimiyet onlarındı. Kabe'ye hakim olan da gelen hacıların, yani cahiliyede de hac vardı. Oraya yine ticaret için, hac için insanlar geliyordu akın akın. Oraya gelen insanların kontrolü, para akışını kontrol, bizden kaymasın korkusuyla aleyhisselama karşı geliyorlardı. Ve şöyle söylüyorlardı. Ya Muhammed sen bak şu 3-5 tane köleyle git çölde şurada burada takıl. Bize karışma. Bak güzel bir kadın mı istiyorsun? Biz onu sana verelim. Makam mansıp mı istiyorsun? Verelim. Para mı istiyorsun? Seni biz en zenginimiz yapalım ama bize karışma diyorlardı. Bu konuştukların bize gelmesin. Bizim mahallemize girmesin. Kadıköy Moda'ya İslam girmesin. Pera'ya yani Taksim'e, oraya Beyoğlu'na sizin kelamlarınız, camilerinizin minareleri gelmesin. Kelamının cahiliye dönemindeki yankısı bu. Ya da kaynağı diyelim mesela. Bunu söylüyorlardı. Ama aleyhisselamın hakimiyetiyle birlikte İslam nasıl yaşanır, İslam nasıl pratik noktada ilerler? Biz bunu öğrendik aleyhisselam efendimizden. Ve işte bize amel noktasında miras kalanı biz takip ettikçe aleyhisselamı taklit edebiliyoruz. Ama işte bir yerde bir neşter vuruldu veya o vagon halinde intikal eden o trenin bir yerde kopukluk oldu. Ve biz şu an şöyle düşünün, lokomotif devam ediyor. Arkasında bağlı olan vagonlar onunla beraber gidiyor. Biz koparılan vagondayız ve yavaşlıyoruz. Bizden uzaklaşan bir trene el sallıyoruz. Ve kopuyoruz aleyhisselam. Mesela şu an şöyle bir eleştiri de var. Müslümanlar bu çağın sorunlarına niçin cevap veremiyor? İşte mesela çok bariz bir şey, çok da böyle marjinal bir olaydan bahsedeyim. Niçin Müslümanlar LGBTİ'lilerin haklarını savunmuyor? Değil mi mesela? Veya diyor ki bir tane sıradan, hani çok marjinal bir ailede olmasın, sıradan bir aileden bir adamın çocuğu çıksa, baba ben cinsiyet değiştirmek istiyorum, ben kendimi kadın hissediyorum dese, İslam'ın buna cevabı ne diye soruyorlar. Ondan sonra da bak cevapsız kaldınız işte diyorlar. Ama biz şimdi evet ya biz ne cevap vereceğiz diye bir muhasebe yapmaya kalksak, kaynağa bakıyoruz. Ama kaynağa baktığım, bizim kaynak neresi? Lokomotif. Bakıyoruz ama uzaklaşıyoruz. Ve gittikçe mesafe açılıyor aramızdan. Çünkü çok ciddi bir arada amel mirasının kopuşu var. Peki şunu yani cevapsız bırakmayalım bu meseleyi. Ya kardeşim bu fıkhın sorunu mu? Yani sen şimdi alacaksın nesli, yediğinden, içtiğinden, izlediği filmden, baktığı billboard'dan, sokakta yürürken gördüğü her şeyden sen buna empoze edeceksin bu olayı. Mesela bugün Amerika'da 6 yaşında, 7 yaşındaki çocukların artık cinsiyet değiştirmesi normalleşti. Aile karşı da gelmiyor buna. Şu an 7 yaşlarında, 8 yaşlarında doktorun da, mesela doktorlar, psikologlar da gazlıyor bu hususta. Çünkü niye? Arkada çok ciddi bir lobiler var bu hususla alakalı. Erkek çocukları ameliyatlarla işte göğüs enjekteleri yapılıyor ama geri dönülmez noktalara geldiğinde 18'de 20 yaşta intihar ediyorlar artık. Çünkü niye? Ya çocuk her şeyi ister. Sen çocuğa gösterirsin, her şeyi ister. Çocuk bu zaten. Sen ebeveyn olarak orada veya sistem olarak dur demek için varsın. Sen bugün cebinde 500 TL olduğunu anlat. Bak kızım, oğlum, oyuncak almaya gideceğinizi farz edin. Bak 500 TL'miz var. Bununla sadece şunlara şunları alabiliriz. Bundan birini seç der. O gider 50 binlik oyuncağı seçer. Almazsan ağlar. Alacaksın, çıkacaksın dışarıya, götüreceksin. Ama ağlıyor. Çocuğun psikolojisi bozuluyor. Bozulsun ya. Ben ona dur diyemeyecek miyim? Ya ben hani bunun için anlatıyorum. Çocuğun önüne sen ne koyarsan onu alacak.
Sen LGBTİ'nin normal olduğunu söylersen o da normal olduğunu düşünecek bunun. Ama işte 18-20'ye geldiğinde intihar videoları var. Yani bu tipler, bu bireyler gözyaşlarıyla video çekiyorlar. Bu benim son videom, dünyaya son konuşmam diyor ve ben kimse beni uyarmadı, ben bu kadar zor olacağını bilmiyordum, bu kadar kötü gideceğini bilmiyordum hayatımın deyip hayatlarını sonlandırıyorlar. Ama şimdi biz ne diyoruz? Bir dakika ya kardeşim, sen yediğinden, içtiğinden, ya mesela bakın çok absürt gelmesin size. Bugün şu hazır paket işte kasaplardaki almış olduğunuz endüstriyle tavuklar var ya, yani seri üretim tavuklar, hangi marka olursa olsun, yumurtadan çıktıktan 42 gün sonra sofranıza gelen tavuklara östrojen hormonu basılıyor. Yani östrojen hormonu kadınlık, kadınların baskın hormonu. Bir erkek çocuğu, bakın bu mesela bugün hani yalanlanabilir, doğrulanabilir bir gerçek kriter. Bugün erkek çocukları çok fazla tavuk etiyle beslenen, östrojen hormonunu ziyade alan erkek çocuklarında anormal bir göğüs büyümesi var. Ergen kız çocuğu gibi erkek çocukları da oluşuyor aramızda mesela. Bu sadece bununla kalmıyor. İzlediği filmlerden, baktığı noktalardan, her şeyle bunu empoze ediliyor. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuk kendini böyle hissettiğini söyleyebilirse bu kadar empozeden sonra sen ne yapacaksın buna? Dur diyeceksin. İşte ben hayatın hiçbir noktasında bana yok diyeceksin. Mesela şöyle bir aynı seküler kesimden şöyle bir itiraz geliyor bize. 80 bin tane imam var bu Türkiye'de. Evet, tamam. İşte bunun yarısı kadar da özel sektör olsun filan. 120 bin tane din adamı var. Evet, tamam. Neye gelmeye çalışıyorsun? Bu insanlar niçin dinden uzaklaşıyorlar? Ya kardeşim, sen bugün Kur'an'a, hocaya, fıkha, kitaba, sünnete sadece cenazemde gel diye alan tanır da hayatın hiçbir noktasına karışmasın dersen, bu hocalar ne yapabilir sana? Din ne yapabilir sana? Sen toplumun temelinden etkin madde olarak dini çıkarmışsın, Kur'an'ı çıkarmışsın. Ondan sonra hani şöyle bir şey var. Bu kadar meyhane, bu kadar tekel bayi, bu kadar işte torbacısı, hapçısı, şucusu, bucusu sayısı bilinmiyor ve sorulmuyor. Yani mesela adam sarhoş bir adam geliyor birini öldürüyor veya işte madde kullanıyor. Şey, intihar ediyor, birini kesiyor, anasının kafasını kesip sokağa atıyor. Bütün bunlar konuşulurken de nerede bu hocalar? Ya sen nerede bu hocalar dediğin kadar kim bu torbacılar, kim bu insanları zehirleyenler deseydin ve bana da, Kur'an'a da, sünnete de hayatın akışına karışma hakkını verseydin. Ben bugün mesela ya en basit örnek, geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz Edirne Kapı surlardan bir tane satanist bir ayin, artık neyse, bir olay oldu. Satanist veya belki şahsi, onu şimdi bilemiyoruz ama bir olay oldu. Şunu söylüyorlar. Burası, bakın skandal bir haber girer gibi. Burası çok meşhur bir cemaatin merkezi. Şok şok şok. İşte o cemaatin, tarikatın mescidine, tekkesine 1 kilometre mesafede. Tamam, nereye gelmeye çalışıyorsun? Bu cemaatler bakın sokağa fayda vermiyor. Tarikatlar insanlara fayda vermiyor. İşte öyle olsaydı dibindeki bu olay olmazdı. Güzel kardeşim, ben okullara imamlar gelmeye başladı rehberlik adında. Sen dilekçe vermeye başladın imamın okulda ne işi var diye. Cemaatler legal kurumlar olarak işte dernekler, okuma grupları, okuma evleri gibi alanlar açmaya çalışıyorlar. Mesela burası işte. Şimdi şu sokakta buradan rahatsız insanlar yok mu? Bu tiplerin ne işi var ya burada diye şu abinin sakalına, cübbesine, şu konu komşudan hiç böyle laf edecek insanlar yok mu sanıyorsunuz? Yer açılıyor, hizmet için, insanlara ulaşmak için bir şey yapıldığında bu cemaatler ne kadar büyüyorlar ya? Bunlara kim dur diyecek diyorsun. Ama diğer taraftan birisi İslam'ın, yani İslam'a zerre uğramamış birisi bir iş yaptığında da faturayı gelip hocaların önüne koyuyorsun. Tabii bunun daha böyle hastalıklı noktaları da var tabii. İşte bu kadar hoca var. Evet, niye biz işte hala yerli arabada çok geri kaldık işte filan. Veya niye korona aşısını biz bulmadık? Abi bunu bana niye soruyorsun ya? TÜBİTAK orada. Bilim adamlarını ben mi besliyorum? Bilim adamlarına ben mi alan açıyorum? Veya bilim adamları sırf hocalar vaaz ediyor diye mi aşı üretemiyorlar? Hani bu algı, bu kafa ne yaptı işte? Toplumun her noktasına yayılarak
sokağa, meydana İslam'ın yayılma hakimiyetinin de önüne geçti. Ve bu noktadan sonra bizde bir amel kopuşu var. Ve amelden kopan, Aleyhisselam Efendimiz'i taklit ederek amel etmeye çalışacak olan müminler bocalamaya başladı. Mesela bizler şu an dünyanın zenginliği üzerine sunulan insanlarız. Ne demek istiyorum? Yani çok ultra zengin bir insan değilim ben. Zenginliğin dünyanın bize sunulmasından kastım, hepimizin standart hayatından bahsediyorum. Mesela abi sen arabada klimayla giderken senin bu klimayla yolculuk yapma zevkini bundan 50 sene önce hiç kimse yaşayamıyordu mesela. Yani Sultan Fatih'in böyle konforlu bir yolculuğu yoktu mesela. Sultan Fatih, Cihan İmparatoru ama mesela Topkapı Sarayı çok hani hem saray boğazın dibinde ısıtılamıyor. Adam yani mesela sen kışın kombini açıyorsun, tişörtle evde oturabiliyorsun. Ama Sultan Fatih, Sultan Süleyman kış vaktinde şöyle ince kıyafetler giyme zevkini tadamadı. Kürkler içinde yaşıyorlar. Niye? Çünkü saray soğuk, ısınmıyor. Mangal yakıyorlar. Bu etli mangal değil. Mangalın normal kömürü dışarıda yakıyorlar. Koz halinde getirip o mangallara koyuyorlar. Onun ısısıyla veya şömine işte veya ocak yakıyorlar. Ama saray taş binalar, yüksek tavanlar, ısınmıyor. Kürkle oturuyor padişah. Yani kışın tişörtle oturmanın keyfini yaşamadı Sultan Fatih mesela. Bu noktada hani dünya bize sunuldu ya, Aleyhisselam'ın böyle bir endişesi var. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, şimdi şöyle düşünün, sabah namazına Medine şehrinin merkezindeki insanlar katılıyorlar sabah namazına. Medine-i Münevvere'yi gören var mı? Umre'ye giden var mı? Mesela Medine Mescidi'nin mescidi merkeze alın, 1,5 kilometre uzaklaşın. Zaten anca camiden çıkmış oluyorsunuz, mermerleri geçmiş oluyorsunuz. Mesela orası şehir dışı kalıyor. Kuba Mescidi bugün yürüyerek 20 dakikaya gideceğiniz bir yer. Şehir dışı, 5 kilometre mesafede mesela orası. Oralar müstakil mahalleler ve oradaki insanlar, oradaki Müslümanlar sabah namazlarını kendi mescitlerinde kılıyorlar. Günün bir vaktinde Peygamber Aleyhisselam'a gelip namaz kılıyorlar veya bir mesele olduğunda Resulullah'a geliyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın böyle sabah namazları şehir merkezinde yaşayan Müslümanlar kadar. Aleyhisselam Efendimiz, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh olması gerekiyor, Bahreyn'e göndermiş. Bahreyn'den zekat ve vergi toplayacak oradaki insanlardan. Yüklü bir malla Medine'ye giriş yapıyor. Ve Aleyhisselam Efendi gece mallar, kervanlar Medine'ye geliyor. Bu para nereye gidecek? Aleyhisselam Efendimiz dağıtacak bunları. Peki kime dağıtacak? Kim ne isterse ona verecek. Aleyhisselam Efendimiz sabah namazına bir geliyorlar. Cami hınca hınç dolu. Ve Aleyhisselam Efendimiz dönüyorlar namazdan sonra. Hani siz herhalde Bahreyn'den gelen kafileyi duydunuz değil mi diyor. Onlar evet Allah'ın Resulü diyorlar. Mutlular çünkü zorluk, açlık, yokluk, yoksulluk var ve bir kaynak gelmiş ve bunu da Allah Resulü Aleyhisselam adil bir şekilde dağıtacak. Herkes nasibini almaya gelmiş. Aleyhisselam buyuruyor ki sevinin. Mala kavuşmakla ötürü sevinmekte size bir problem yok. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum diyor Aleyhisselam Efendimiz. Fakir olup da yok olacak bir ümmet değilsiniz siz diyor. Burayı ara parantez konuşalım. Ve Aleyhisselam buyuruyor ki bilakis ben size dünyanın serilmesinden ve eski ümmetlerin dünyaya kapılıp helak olmasından ve sizin de onlar gibi helak olmanızdan korkuyorum diyor. Yani aslında bu ümmetin en büyük imtihanı para konusunda parasızlık değil, paranın varlığı. Bununla birlikte ben size asla fakirliği öven hocalardan olmam. Fakirlik övülecek bir şey değil zaten. Size birisi şu kürsüden kalkıp da fakirliği övüyorsa doğru şeyi söylemiyor. Fakirlik övülecek bir şey mi Allah aşkına? Fakirlik zillettir. Allah-u Teala kime fakirlik vermişse onu zenginlikle ondan kurtarsın. O süre boyunca da ona sabırlar ihsan eylesin. Niye? Çünkü adam gariban. Çocuğu bir şey istiyor, alamıyor. Hani bazen böyle anlatılır ya, bir babanın dramını anlatır işte. Pazardan oğluyla gidiyor da çocuk muz istemiş, tamam oğlum dönüşte alırız diyor. Tezgahın diğer tarafında çocuğu yürütüyor ki muzu tekrar görüp de aklına gelmesin diye. Hani bu adamın durumunu düşünün ya siz mesela. Geçen bir video gördüm. Bazen böyle bu
sosyal medyadaki influencer dedikleri veya sosyal medya fenomenleri soytarılar. İşte şunu yap 100 lira, şunu yap 500 lira falan yapıyor ya. Bir adam böyle barfix borusuna tutun abi diyor. İşte 2 dakika kalırsan şu kadar para, 5 dakika kalırsan şu, en son en büyük ödülde 50 cc motosiklet. İzledin mi onu? Kazandı mı? Bir tane abi vardı, full onu kaldırmaya çalışıyorum. Ben böyle bir 15 saniyesini gördüm. Adam asılmış boruya. Abi ne yapıyorsun diye soruyor, işte evliyim, baklıyım, şu işte bir tane çocuğum var. Gariban adam belli, yüzünden belli hani gariban adamın olduğu. Yani düşünebiliyor musunuz? Kamera karşısında aslında şaklabanlık bu yani. Sana birisi diyecek ki bak yaşı başı olan bir adamsın. Al şu 100 lirayı takla at diyor. Takla atıyor. Bu ne? Şaklabanlık. Ama adam hani motor çıkar da oğluma götürürüm diye hani alamamış adam. Alamıyor. Yok. Yani yokun manası çok ağır. Yok işte adamda. Yok. Adam orada o zillete tamam diyor. Boyun büküyor. Ağır bir şey. Çok ağır bir şey bu. Şimdi sen gelip de bu adama sabret, sabır, fakirlik başka bir şey falan dersen bu adamın din algısını da yıkarsın. Çünkü adam bir matematik kursa, abi diyor ya biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Kuzey deniz, güney deniz, batımız deniz, Marmara bize ait bir tamamen bir deniz. Ya bugün bir balık yemek nasıl lüks olabilir bu ülkede diye matematik kursa. Ya abi biz hani cennet vatan diyoruz. Her tarafı mera, her tarafı otlak. Yani işte bir et nasıl 500 lira olabilir ya? Hani et yemek niye lüks abi diye bir matematik kursa bu adam. Hani niye? Çünkü adil olmayan bir dağıtım var. Ciddi bir zulüm var. Sermaye bazı ellerde toplanmış. Hiçbir şekilde ne? Beşerin kurduğu sistem işlemiyor. Beşer bir vergi sistemi kurmuş. Beşer bir ekonomi sistemi kurmuş. İşliyor mu? İşlemiyor abi işte belli. Ortada belli. Yani bugün 17 bin TL maaş alıp da 10 bin, 12 bin liradan başlayan bir yerde bir semtte kirada oturan bir adam 5 bin lira ne yapabilecek? Hani siz kurduğun sistem çökmüş kardeşim. Burada Allah-u Teala'nın sana kurduğu bir sistem var. Zekat sistemi. Sen de bunu işletmiyorsun. Türkiye'nin zekat hacmi 50 milyar dolar. Türkiye'nin zekat hacmi 50 milyar dolar. Bu ne demek? Bu şu demek. 20 milyon insanı çıkarsak biz içerisinden, işte zengini, şuyu, buyu filan, 60 milyon insan 50 milyar dolar. Yani kişi başı 900 dolar filan bir şey düşüyor. Dağıtıldığında kişi başı 5 kişilik bir aileye 4500 dolarlık bir ek giriş var her sene. Bugün kaç para? 140-150 bin lira para. Düşünebiliyor musunuz? Yani sen şunu düşünüyorsun. Benim bir bütçem var. Aylık gelirim var, aylık giderim var. Tamam, kafa kafaya getirdim. Tak Ramazan geldi veya yıl sonu geldi, zekat zamanı geldi. Trink benim hesabıma bu sene, işte 5 kişilik bir ailenin mensubuyum ben. 150 bin TL para geldi. Ne yaparsın? Direkt eksik neyse onu yaparsın. Neyden geri kalsa onu tamamlarsın. Ama bu sistem işlemiyor. Bu sistem 2 sene çalışsa şu Türkiye'de, işte gidip çöpten ekmek arayan biz o fotoğrafı görür müyüz? Görmeyiz. Bunu ya da yapamıyorsun, kurduğun sistemi de sürdüremiyorsun. Böyle bir zulüm var. İşte sen bu noktada, böyle bir şartta, böyle bir zeminde kalkıp da fakirlik peygamber mesleği falan dersen adamı dinden alır götürürsün. Çünkü fakirlik peygamber aleyhisselamın övündüğü bir şey değil. Aleyhisselam Efendimiz ömrünün sonlarına doğru bilhassa fetihler arttıkça bir de Hayber fethinden sonra aleyhisselam çok zenginleşti. Peygamber aleyhisselam çok zenginleşti. Yani mesela işte şeydeki Hayber'deki Fedek arazilerinin 1/5 geliri aleyhisselama çalışıyordu. Müthiş bir geliri vardı ama aleyhisselam hanımlarının, ailelerinin bir yıllık gelirini ayırdıktan sonra bir tanesini bile bırakmıyordu. Aleyhisselam Efendimiz kendisi şahsi olarak züht hayatını, dünyaya meyletmemeyi seçtiler ama bunu emretmediler. Fakir kalmayı emretmediler. Bununla birlikte dünyadan bizi de ikazda bulundular. Mesela aleyhisselam Efendimiz hani fakirliği övdü mü? Bilakis kâdel fakru küfran buyurdu. Az kalsın fakirlik küfür olacaktı. Demin dediğim durum işte. Ya bu adam isyan etmez mi ya? Hanım bir şey istiyor yok. Yani çocuk bir şey istiyor yok. Ev sahibi kirayı istiyor yok. 2 ay sonra karı çekip gidiyor babasının evine. Ben seninle mi yaşayacağım diyor. Bu adam ailesini kaybediyor. Evinden barkından oluyor. Bu adamın düştüğü noktada imanı sağlam kalabilir mi? Çok zor. İşte o yüzden
Hani fakirlik övülecek bir şey değil. Size birisi bir hoca olarak dini bir referansla fakirliği övüyorsa o adam peygamberi anlamamıştır aleyhisselam. Anlamamıştır. Ya da kendisi hiç para kazanmanın ne olduğunu bilmiyordur. Çok net söylüyorum. Para kazanmanın ne olduğunu bilmiyordur ya da güzel bir değer yememiştir. Bu da olabilir ikinci seçenek olarak. Şimdi aleyhisselam efendimiz ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Bilakis zenginleşmenizden, dünyanın size serilmesinden korkuyorum buyuruyor. Nitekim öyle de oldu. Aleyhisselamın vefatından çok kısa bir süre sonra Medine çok zenginleşti. Fetihler oldu, ganimetler geliyor, yeni devletler, yeni kaynaklar. Hele ki Mısır'ın fethi, mesela Mısır çok tarih boyunca bereketli bir toprak. Sultan Selim fethetti Mısır'ı. Osmanlı öyle bir zenginleşti ki Sultan Selim kasayı doldurdu Beytülmal'ı ve sonra dedi ki mühürledi. Mesela o sene hesap yapılıyor. Mısır'ın girdisi gelince kaynağa mührünü basıyor. Bir vasiyet var Sultan Selim'in. Kim benden sonra bu Beytülmal'ı daha fazla mangırla doldurursa onun mührü basılsın. Osmanlı yıkılana kadar Beytülmal'ın mührü Sultan Selim'in mührüydü. O doldurdu çünkü onu geçemediler. Çünkü Mısır böyle bir kaynak. İşte Firavunların diyarı, Nil'in ana vatanı. Aynı şekilde Mısır'ın fethinden sonra Müslümanlara gelen zenginlik artık o biçim olmaya başladı. Şöyle bir sahne var. Ashab-ı kiramın en zenginlerinden Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh. Belki de nakit olarak en zengini olabilir sahabe-i kiramın. Yani gidip göremediği malı mülkü var. Yani işte Irak topraklarında çok ciddi ticaretleri var, işletmeleri var. Bilmiyor bile, gidip görmemiş bile. Hani bazen kullanılır ya o tabirle, adam o kadar çok malı var ki bilmiyor nereyi nerede var filan diye mesela. Şimdi şöyle bir, ben bir kaynakta şöyle bir bilgiye rastladım. Vefat ettiğinde büyüğümüz İbn-i Avf radıyallahu anh bir hanımını boşamış, üç hanımı var, bir hanımını boşamış. O kadın iddet beklerken vefat ediyor. İddet beklerken vefat ettiği için o da mirasa ortak. Üç karısına her birine 8.000 dinar veriliyor. 8.000 dinar, 1 dinar 4 gram altın. 32 yapıyor yani. 8.000 dinar çarpı 4. 32.000. 32 kilo. Peki bu ne demek biliyor musunuz? 32 kilo bir tane kadına düşen ya bugünkü tabirle. Bu toplam totaldeki nakit paranın 24'te biri demektir. 24'te biri demektir. Abi kafan gitti. Şimdi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bir gün bir iftar yapıyor. İftarda Kayseri pastırması, Medine'nin hurması yok bunlar. Hani bu kadar değil. Veya işte 3 çeşit 5 çeşit yemekler de yok. İşte tatlı Antep fıstıklı baklava olmazsa yemiyor mesela adam. Böyle bir sofra değil ha. Belki suyu biraz soğuk. Hani su biraz serin gelmiş. Belki çorbanın yanında, etin yanında başka bir şey çıkmış. Böyle bir iftar sofrasına oturuyor. Şöyle bir sofraya çöküyor. Yoklamaya başlıyor. Yahu diyor biz aleyhisselam efendimizle çok açlıklar yaşadık diyor. Bir de onun ahiret kardeşi Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden sahabi. Oraya geliyor bir eğitim sistemi kuruyor. Aleyhisselam Efendimiz'i tanıtıyor bir yıl boyunca. Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu, en yakışıklı çocuk. Hani Mekke'de giydiği kıyafet, hani tabir var ya bugün gidin yarın giymez. Böyle birisi, işte yollarına güller serpiliyor. Böyle bir sevilen bir çocukken İslam'a giriyor. Bütün o malını mülkünü yitiriyor babasını onu reddettiği için. Uhud'da şehit olurken Musab bin Umeyr radıyallahu anh üzerindeki kıyafet kefeni olacak. Ama şimdi kefen tüm bedeni örtecek ya. Başına örtünce dizden aşağısı açıkta kalıyor. Orayı çekince başı gövdesi açıkta kalıyor. Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, Musab'ın durumu bu. Ne yapalım diyor. Aleyhisselam Efendimiz diyor ki başını kıyafetiyle örtün, ayaklarını da otlarla kapatın. Ey Musab, sen bu halde mi olacaktın diyor. Şimdi diyor ki İbn Avf radıyallahu anh, ya ben Musab'la aynıydım diyor. Çünkü Medine'ye geldiğinde hiçbir şey yok. Mekke'den çıkmışlar. Hani şey gibi düşünün. Hicreti bir iltica gibi düşünün. Hani kaçıp gidiyorsunuz. Her şeyinizi arkada bırakıyorsunuz. Canınızı kurtardınız. Geldiniz başka bir şehre. Hani 10 sene önce mültecilerin bu ülkeye geldiği hali düşünün. İşte hani o zamanları hatırlayın, böyle biraz daha merhamet sahibiydik. Kış yaklaşınca battaniye toplanırdı işte. Kamplara battaniye gitsin, kazak gitsin filan diye. Veya 2 sene evvel depremi hatırlayın işte.
sokakta kaldı insanlar bir anda böyle. Bütün malları mülkleri gitti. O halde gelmişler Medine'ye. İşte hemen zaten iki sene sonra Uhud olmuş. Bir şeyi yok Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh'ın. Ya biz aynıydık diyor onunla. Şimdi dünya benim önüme serildi diyor. Acaba Mus'ab Allah yolunda çektiği her çilenin karşılığını cennette alacak da Allah bize bu dünyada mı veriyor diyor. Hani benim yaptıklarımı, Resulullah'la beraber cihatlarımı, çektiklerimi, bu din için yaşadığım her şeyi Allah bana bu dünyada mı veriyor diyor. Ve bu belki çağının en zengin adamlarından, hani ilk yüze girecek tarzda bir zenginlikteki bir adam bunu birazcık soğuk su içerken söylüyor. Hani bugün işte pastırmayla oturulan iftar sofralarından bahsetmiyoruz yani. O yüzden demin bahsettiğim Sultan Fatih'in yaşayamadığı lüksü biz yaşıyoruz derken kastım bu aslında. İşte böyle bir dünyanın bizi kuşattığı ve biz aynı zamanda düşünün yani şimdi şu çağda bu imkanların, bu rahatlığın, bu konforun bize sunulduğu bir noktada bizi ikaz edecek, bak bu yaptığınızda aşırıya gidiyorsunuz, bu olmaz diye, bundan Allah razı olmaz diye uyaracak bir Peygamber Aleyhisselam da yok. Veya Peygamber Aleyhisselam nasıl tepki verirdi diye bizim sorabilecek bir silsilemiz de yok artık. Koptu. O trenin o bağı koparılınca vagon arkada kaldı ve biz her geçen gün uzaklaşan o trene iyice kopuyoruz. O trenden kopuyoruz ve bilgiler unutulup gidiyor. Amel koptukça, devam etmedikçe, tatbik edilmedikçe İslam'ın bu çağa nasıl cevap vereceğini bilemiyoruz, beceremiyoruz, çözemiyoruz. İşte dünyalaşmak, dünyaya meyletmek nasıl çözülebilir? Bunun cevabını şu an verebilecek bir noktada mıyız? Hayır değiliz. Yani mesela işte bu konfor, bu rahatlık dünyanın bize asgarisi mi? Yoksa hani dibine kadar dünyaya batmış mıyız? Bunu belki başka bir zaman dertleşebiliriz ama herhalde süreyi açtım ben yine. Değil mi Aydar Hoca? O zaman soru cevap kısmına geçelim. Ne kadar oldu? 40 dakika oldu. Tamam, çok da açmamışım şimdi yani, o kadar da hakkımı yemeyin. Kıvamında. Evet, oradan bitir hoca, bitir hoca yapıyor reji. Evet, o zaman bu kadarla iktifa edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin deyip varsa sual alabilirim. Bak soru var diye beni yarıda kestirdiniz. Soru gelmezse İkinci perdeden devam ederim. Bir 47 de oradan gelsin abi. Var mı soru? Arka taraf soru var diyordunuz. Evet. Miras konusu tam açmadınız da onu. Abi açarsak toplayamayız. Sen meseleyi sor. Hani şöyle bir durum var diye sorarsan oradan gidelim. Yok, kız iki, erkek iki alıyor da hani erkeğin istediğini al. İstiyor da. Evet. O durumda yani haram mı oluyor? Ha şunu söyleyeyim bakın. Şimdi Kur'an'ın taksimine razı olunmazsa mesela şunu söyleyeyim. Şimdi senin abi diyelim ki oğlun yok. Var mı oğlun? Var. Allah mübarek etsin. Tamam. Diyelim senin oğlun yok. Ben kendimden gideyim ya. Benim oğlum yok. İki tane kızım var. Bugün ben vefat etsem babam hayatta, biraderlerim hayatta, eşim var, iki tane kızım var. Ben bugün ölsem neyim varsa babam ortak. Kızlarım var, annem de ortak, eşim var. Bunlara gidecek. Babamı da yok sayalım. Benim iki tane biraderim var. Şimdi normalde kızlarım, eşim, annem olsun, annem de buraya dahil oldu. Bunların Kur'an'da belirli oranları var. Onları aldılar. Geriye kalan hala mal var. Çünkü oranlar tamamlanmıyor. Bunlar da biraderlerime gider. Kur'an böyle emrediyor. Ama şimdi böyle bir sahneyi koy buraya. Utanmaz adam yetimlerin malını aldı diye bugün adama söver, biraderleri söverler yani bugün. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bir problem var ve biz Allah-u Teala'nın emrini bugün ya bu topluma uymuyor ya. Şimdi biraderim benim malımdan hakkını alsa, hissesini alsa niye alıyor ya? Allah demiş. Allah onu mirasçı kılmış bana, oğlum olsaydı olmayacaktı. Şimdi ama o aldığı anda toplum ne diyecek? Yetimlerin hakkını yedi. Nasıl boğazından geçiyor? Abi bal gibi geçer ya. Allah onu helal kılmış. Diğer taraftan işte erkek iki alacak, kız bir alacak meselesinde. Kız diyor ki hayır ben diyor bana TC anayasalarının verdiği hakla beraber aynısını alacağım diyor. Ve sen Allah'ın sana vermiş olduğu haktan eksik aldın. Kız kardeşin
fazla almak istediği için senin hakkını gasp etti ve haram yiyor. Afiyet olsun. Yani. Durum bu. Yani kızlar, erkek olursa kızlar olunca abi, amcası falan alabiliyor. Alır. Ama bugün verir mi o kızlar işte amcaya? Parçalarlar. Ama Kur'an verecek diyor. Bitti. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Toplum İslam'ı İslam olarak yaşamaktan çok uzak. Ya abdestte sorun yaşıyor mu insanlar? Yaşamıyorlar. Çünkü niye? Abdest cebe dokunmuyor. Yani. Ancak bir psikopat bir adam varsa kışın çok doğalgaz geliyor diye azalım filan der ama o da zaten normal bir adam değildir yani. Ama onun dışında abdest cebe dokunmuyor. Kimsenin sorunu yok abdestle. Namazda da fazla sorun yok. Hani işte Kadıköy'deki küçük cami Cuma'da taşar da o ablaların barlara, kafelere gitmesi engellenirse sorun olur ama burada bir sorun olmaz çok fazla. Ama işte miras deyince bir dakika diyor ya benim burada yasam var, benim burada kanunum var, adliyem var diyor. Sen kimsin diyor mesela. Karışmaya başlıyor burada Kur'an. O zaman diyor ki burada kalsın. Peki hocam eşit aldılar şimdi. Kız eşit aldı erkekle. Evet. Erkek kardeşle, hadi benim kardeşimdir. Cehennemde azap çekeceğine ben de hakkımı helal ederse evet. Helal ederse problem yok. Yani bir erkek şunu söyleyebilir. Bacım gel biz ne varsa babadan kalan bunu ikiye bölelim diyebilir. Bu adamın cengaverliğidir. Çünkü niye? Ya bak aslında İslam'da miras hukuku diye konuyu açsa kız ne Müslümanı ya filan ben Müslüman mıydım ki demeye kadar gider yani. Bir de varlıklı bir adamından miras kalmışsa kimse orada bakmaz. Ona hiç bakmaz orada kimse. Bugün işte problem oradan çıkıyor. Bir mal varsa problem zaten. Hani adam diyor ki ya babamız öldü. Biz kardeşler hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Niye? Bir şey kalmadı zaten yani. Ne yaşayacaksın? Bir şey kalmayınca problem yok. Hani ortaya malı atınca hadi bakalım şimdi ne olacak burada? Yani şu da yanlış. Hani anne böldürmüyor malı. İşte veya büyük abi ben buradayım diyor. Ben de sizin babanız sayılırım falan diyor. Ben her şeyi yöneteceğim. Yok öyle bir dünya. Allah buna razı değil. İşte diğer türlü o ne oluyor? Malın başına geçen keyfini sürüyor. Öbür tarafta adam sıkıntı yaşıyor. Bu sefer bakın abi kardeşe niye küsüyor? Kardeş abiye niye küsüyor bu durumlarda? Ya abi diyor bölse ben rahat edeceğim. Bölmüyor. Kendisi rahat yaşıyor. Ben diyor sıkıntı yaşıyorum. Onun diyor mesela geçen de bir medreseye böyle bir vaka geldi. Çözmeye çalıştık. Ya diyor sen diyor hani baba malını yönetiyorsun diyor. Senin kızın kolejde okuyor. Benimki diyor devlet okulunda okuyor diyor. Mesela. Veya sen karınla yılda 3 defa diyor köye tatile gidiyorsun diyor. Ben 3 yıldır köye gidemiyorum diyor. Oğlum ben çalışıyorum gece mi gündüz mü? Tamam da babanın malında çalışıyorsun. İstersen hiç uyuma. Ver şu adamın hakkını. Bu da köye mi gidiyor? Kızını koleje mi yazıyor? Ne yapıyorsa yapsın yani mesela. Bir de şöyle tam garip nokta var. Bir tanesi yine geldi öyle. Malı bölmemiş yine. İşte bir tane ablası var. Niye vermiyorsun diyorum. Hocam ben yeğenimi koleje gönderiyorum diyor. Oğlum sana ne bundan? Sen kızın hakkını ver. İster çocuğunu koleje gönderir, ister ateş verir yakar, ister araba alır, ister ev alır. Sen karışamazsın. Bu hiç mesela çok ciddi problem bunlar. Hak yiyorlar. Bir de bazen bakıyorsunuz adam yani mesela buna da şahit olduklarım var. Birisi vefat etti ama çılgın bir mülkü var adamın. Yani kira geliri şuradaki herkese hani bir 50-60 bin lira maaş bağlasak buradaki herkes rahat yaşar. Herkese yetecek kadar kira geliri var. Ama 5-6 kardeşler hepsi sürünüyor. O çalmaya çalışıyor, o ona işte tedbir koyduruyor, o mahkemeye gidiyor. Parayı avukatlar yiyor arada. Bütün parayı avukatlar yiyor, kardeşler sürünüyor böyle. Hala asgari ücretle çırpınıyorlar. Bir refaha ulaşsalar direkt adam mahalleyi değiştirir yani satar gider her şeyi. Ama işte hak yemeye başlayınca Allah bereketi çekiyor. Ondan sonra rakamların bir önemi kalmıyor burada da. O yüzden hak yemeyin. Ne düşmüşse size Kur'an'ın taksimiyle razı olun. Bir şey düşmediyse daha çok mutlu olun. En azından kardeşlerinize kardeşleriniz kurulur. Ama bir şey düşünce de babadan bir şey kalınca da bu sefer işte 50-60 yıllık kardeşin düşman oluyor sana. Ondan sonra bir de bu olaylarda asla çocuklarınızı karıştırmayın. Yani şimdi adam zaten 50-60 yaşında, çocuğu var 20-30 yaşında. Baba diyor amcamın işte hiçbir hakkı yok, ona niye veriyoruz diyor mesela. Halamın çocuğuna ne oluyor falan diyor. Oğlum sana ne oluyor? Büyükler, kardeşler çocukları karıştırınca ya da hanımları karıştırınca
Hepten bu iş çorba oluyor. O yüzden hani eltiler savaşına dönüyor ondan sonra bu olaylar. Eltileri birbirine düşürmeden, kuzenleri birbirine girdirmeden biraderlerinizle, kardeşlerinizle oturun, Kur'an'ın taksimine razı olun, Allah bereketini versin. Ya da fakir bir babanın çocuğu olarak, lan buradan da bir şey vurmadı bize, mirastan da bir şey vurmadı, neyse devam edelim diye hayata devam edin. Var mı sual? Hocam tanımadığımız bir cenazeye rastladığımız zaman camilerde ne yapmamız gerekiyor? Atıldığım zaman tanımıyoruz, o da helallik istiyor ya da ne bileyim adam Müslüman mı değil mi? Evet. Oraya gelmiş sizin de az önce söylediğiniz gibi. Geldi ama inancınız dini nasıl? Bak ben şöyle yapıyorum. Şimdi büyük bir camide namaz kılıyorsam, şimdi Mihrimah Sultan Camii böyle biraz protokol camisi gibi, teşvikiyenin biraz değişiği gibi. Herkes oraya geliyor. Orada namaz kılarken şuna bakıyorum ben. Çok çelenk varsa bir bakıyorum bu çelenkler kimden gelmiş? İşte ÇYDD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, din düşmanı, kaçıyorum oradan. Veya çelenk yok, siyah takımlı abiler var, hani adamın çocukları, hepsi ağlıyor filan. Vakit namazında yoktular, tamam olabilir. Hani bugün zaten çok az insan 5 vakit namaz kılıyor. Cenaze namazını da kılmıyor. Adam ağlıyor böyle, gebermiş ağlamaktan, cenaze namazını kılmıyor. Şurada mesela ben o namazı kılmıyorum. Niye kılmıyorum? Ya kendi oğlunun kılmadığı bir namaz ortada yani. Hani demek ki sandukadaki adam da aşağı yukarı böyle bir şeydi galiba deyip kılmıyorum mesela. Ya kılmak, her cenaze namazını kılmak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Saygısızlık olmasın diye ben mesela sürekli gittiğim cami var bir yerde. Öğlen namazını sürekli oraya giderim. Orada da ekstiyette bir gün namazı, ikinci gün illa cenaze var. Tesbihattan kaç. Biz de şimdi tesbihattan sonra biraz orada arkadaşlarla oturuyoruz. Bizler de cenaze olduğu zaman insanlar yarısı dışarıda kalıyor. Evet. Onlar şöyle ileride orada safa duruyorlar. Orada otursan saygısızlık oluyor. Katılsan kim olduğunu bilmiyorsun. Şimdi şöyle, asgari noktada biz her Müslümanın namazını kılarız. Benim saydıklarım hani kılmama gerekçesine sebep olan şeyler. Bunlar yoksa gelir kılarım ben, ne olmuş? Helallik istiyor, veririm. Nasıl bilirdiniz? Tanımıyorum, susarım mesela. Nasıl bilirdi soruyor. Ben bu adamın namaz ehli biliyor muyum? Hayır, şahitlik yapmam. Helallik verir misin? Veririm, illa bir hakkımız geçmiştir adama. Ama bu saydığım profiller varsa orada bu adamın namazından kaçıyorum ben. Ya bir adam ÇYDD'nin çelengini hak edecek kadar yaşamışsa bu adamın camide hakkı yok demek yani. O zaman güle güle. Veya adama çelenk geliyor nereden? Tekelciler Birliği'nden. Yani Tekelciler Birliği çelenk gönderiyorsa iyi bir abimiz demek ki tekelci. O zaman hani güzel içiyor adam meselesi gibi. O zaman kalsın yani. Buyurun. Ama binalarında bu şimdi şahsi şeyi örnek veriyorum. Yani elektrik falan kullanabilir misin? Kamuda çalışan arkadaşlarım. Kamuda çalışıyorsa çalışma esnasında evet. Tabii kamuda çalışan birisi mesai saatlerinde yemek yeme ihtiyacını, işte tuvalet ihtiyacını oradan, o kaynaktan kullanabilir. Ona bir problem yok. Ama mesai dışında yapamaz. Veya diyelim ki dairede fotokopi makinesi var. Çocuğun da ödevi var. 100 sayfa. İnternet kafeye gitse bir dünya para oradan çıkarıyor. Bu caiz değil. Bu haktır. Olabilir. Tabii. Çay içmezsen işe devam edemiyorsun. Orada da bölüm, yani daire başkanı, müdür bunlara tölere gösteriyorsa yapılır, evet. Şey olarak diyorlar, ben onu birkaç hocaya sordum, üçüncü yolcu mu sordu? Kanunen kamu binalarında yasaklısı ama şefler, müdürler, terörist tanıyorlardı. Ben orada şefe de sordum. İşte tölereye göre. Onlar dedi kullanıyorlar. Sen de kullanabilirsin. Yani için böyle muhtemel olmadığı için birkaç yerden böyle şey almaya. Ya şöyle, şimdi mesela işe motive devam edebilmek için bir çay arası vermek gerekiyor diyelim. Çay da önemli de mesela, örnek veriyorum. Çoğu zaman her şeyden yemek yapıyor. Orada ocak var. Isıtayım mı, ısıtmayayım, tereddütte kalıyorum. Isıtılabilir. Ama şöyle yapın abi. Bunları hani mesaide yapın ama bir miktar da sadaka verin. Kamuya. Veya bir garibana. Ne diyeyim vereceğiz hocam? Nasıl diyeyim vereceğiz? Yani işte bir, yani olası bir geçen hakka niyet ederek sadaka verin. Yani evet. Öyle olur. İyi olur. Peki. Başka soru var mı? Yok. Köfteci Yusuf'a ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Köfteci Yusuf, evet. Bunu kapatabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.